Hoş geldiniz. Kuvayi Milliye'nin başkenti, milli mücadelenin başkenti, alnı açık başı dik, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Edremitliler, yiğit Edremitliler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada aslında bir hikayenin yarım kalmayacağını, bu şarkının öyle yarım kalmayacağını, 5 yıl önce Edremit'te ve Balıkesir'de yaşanan büyük bir hayal kırıklığının şimdi bir büyük mutluluğa, bir büyük zafere dönüşmesi için el birliği yapmaya, gönül birliği yapmaya, gönül gönüle burada kucaklaşmaya, dosta güven, dost olmayana kaygı vermeye ve Balıkesir'le Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Balıkesir benim komşu kentim. Çok sevdiğim insanların, çok değer verdiğim arkadaşlarımın memleketi. Siyaseten çok kıymetli yoldaşlarımın ve çok değer verdiğim muhteşem insanların memleketi. İyi ki buradasınız. İyi ki birlikteyiz. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bundan 5 yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediye seçiminde adayımız Ahmet Akın'dı. Allah var ya, hepimiz biliyoruz, Ahmet Akın adım 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 Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gidiyordu. Öyle mi? Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Parti dedi ki, her yer olur da Balıkesir olmaz. Ama inanılmaz bir ısrar vardı ve dediler ki Balıkesir olmazsa ittifak olmaz. Herkes döndü Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın gırtlağı düğümlendi, gözleri yaşlandı, sesi titredi ama partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı dedi. Oradaydım ben. Hepimiz oradaydık. Ve o gün İyi Parti'ye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı. Israrla isteyen kişi İsmail Ok'tu. Ellerimizle Allah aşkına yoğalamayın. Bakın, ben ne yapacağımızı söyleyeceğim, onu yapın. Yuğlamanın hiçbir faydası yok. Ellerimizle Balıkesir Büyükşehir'i, Balıkesir'deki artık ranttan bıkmış, kibirli belediyecilikten bıkmış bu şehri, aldığımız seçimi ellerimizle biz İsmail Ok'a verdik. İsmail Ok da aldı, hepimizin gözünün önünde AK Parti'ye verdi. Sonra gitti, kendisi de AK Parti'ye geçti. Şimdi de ödüllendirildi. AK Parti'den milletvekili oldu. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Biz yaptık, milletvekillerimiz yaptı, örgütümüz yaptı, belediye başkan adaylarımız yaptı ve siz fazlasıyla yaptınız. Ve 5 yıl geçti. 5 yıl boyunca hep şu konuşuldu. Bizim size borcumuz var. Bilhassa Ahmet Akın'a, Balıkesir'e borcumuz var. Bu süreçte çok istedik ki bu borç Ankara'daki bir ittifakla, bir işbirliğiyle Balıkesir'deki bu tarihi hesabı hep birlikte halledelim.
Biz Ankara'da halledemedik. Olmadı ama Ahmet'e o zaman söyledim. Kardeşim dedim, bu Ankara'da olmaz ama Balıkesir'de, merkezde, Körfez'de, yukarılarda o insanlar öyle insanlar ki, öyle güzel insanlar ki, öyle vicdanlı insanlar ki, Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında vicdan ittifakı olacak kardeşim. Bunu göreceksin dedim. Niye buradayım? Şunun için buradayım. Seçimlere 5 gün var. Anketler yapılıyor. Anketlere göre Ahmet Akın kardeşimiz seçimleri önde götürüyor. Ancak birkaç puan farkla önde olmak bize rahat uyku uyutmaz. Halen daha Ahmet önde, arkasında mevcut başkan ama geçmişte birlikte olduğumuz dostlarımızdan halen başka partilere oy verenler var. Hem vallahi hem billahi pazar akşamı görülecek o başka partilere verilen oyun sonucu seçim kazanmak değil. Ama Allah muhafaza bize seçim kaybettirebilir. Onun için buradan açık açık konuşmaya geldik. Çok net. Geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güreş olan iyi insanlar, geçmiş ittifak ortaklarımız ve Balıkesir'i AK Parti yönetmesin diyen herkes, eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz Balıkesir'i hep birlikte kazanırız. Siz de kazanırsınız. Ben Balıkesir'in sosyal demokratlarından, milliyetçi demokratlarından, muhafazakar demokratlarından ve Balıkesir'de yaşayan herkesten dürüst bir belediyecilik için, çalışkan bir belediyecilik için, cana yakın, halkın içinde gezen, birikmiş bütün sorunları çözmek için gün sayan, o günden bugüne de 5 yıl boyunca yaptıklarıyla, projeleriyle bu göreve son derece hazır, son derece motive ve insan ilişkileriyle de gerçek bir belediye başkanını, Ahmet Akın kardeşimi Edremit'e emanet etmeye geldim. Hakikaten diyorsunuz ya, 10 numara şehre, 10 numara başkan. Gerçekten 10 numara şehirdir Balıkesir ve 10 numara başkanı hak ediyor. Balıkesir'de o kadar çok birikmiş sorunlar var ki, en önemlisine en son değineceğim. Ama Balıkesir, Ahmet Akın'ın uzmanlık alanına giren birçok sorunla boğuşuyor. Başta arıtmalar enerji sorunundan dolayı varsa çalışmıyor, Körfez kirleniyor, yazın salgın hastalık riski oluyor, gündüz denize giren çocuklar akşam kusmayla bulantıyla hastanelere gidiyor ve bu Körfez'e çok yanlış bir şey yapılıyor. Ahmet Akın'ın bu konudaki bütün projeleri hazır. Sizlerle de paylaşıyor. Finansmanını da halletti. Ahmet Akın geldiğinde Körfez'deki atık su sorununu, arıtma sorununu, eksik arıtma sistemleri sorununu, enerjiden kaynaklı bertaraf sorunlarının tamamını Ahmet Akın hızla halledecek. Ve hava kirliliğinde Balıkesir Türkiye 6.'sı. Hava kirliliğine bağlı ölümlerde Türkiye 5.'sı. Su kirliliğinde Türkiye 6.'sı. Bir belediye ki en önemli 2 işlevini terk etmiş durumdadır. Bu noktada Balıkesir hak ettiği bir belediyeciliğe
Ahmet Akın'la birlikte hızla ulaşacak. Ulaşımla ilgili sorunlar ve diğer temel belediyecilik meselelerini teker teker çözecek. Ama bir vaadini çok önemsiyorum. Bu konuda o yarışmadan sadece Balıkesir değil, bütün Türkiye karlı çıkacak. Ahmet Akın diyor ki, Balıkesirliler en temiz suyu Marmara bölgesinde en ucuza kullanacaklar diyor. Hadi bakalım görelim. Balıkesir'in en önemli sorunlarından bir tanesi de yöneticinin Ahmet Akın gibi herkese yakın, cana yakın biri olmak yerine kibirli, küstah, son derece tehditkar birisi olması. Dün Balıkesir'deki iş adamlarına, Sanayi Ticaret Odası'nın üyelerine, yöneticilerine tehditler savunmuş. Demiş ki, Cuma'ya kadar müddet veriyorum demiş. Tutumunuzu değiştirmezseniz, beni desteklemezseniz bu şehrin bir hesabı var, pazartesi hesap sorarım demiş. Bak ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir işgal ordularına teslim olmamış bir şehirdir. Balıkesir ne kabadayılar ne ucuz kabadayılar görmüştür ama bu Balıkesir ne Ahmet ne Edremit ne Balıkesir senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine papuç bırakmaz. Bu millet pazartesiye bırakmayacak. Pazar günü senin alnını karıştıracak. Pazar günü. Türkiye'nin dört bir yanında günde 4-5 miting yapıyoruz. İlk başladığımızda en büyük sorun sahipleri emekliler, Türkiye'deki oranla 83 milyonda 16 milyon kişi, meydanda da %20 vardı. Ama en büyük acıyı onlar çekiyordu. Onlara dedim ki, emekliler gelin bizimle birlikte olun. Sesimize ses olun. Sesimize kulak verin. Sesinizi çıkarın. Hakkınızı söke söke alalım dedim. O gün bugün emekliler meydanlara akıyor. Şimdi bayrakları değil sadece elleri kaldırarak kameralar görsün. Emekliler bir el kaldırsın. Bakın. Peki kaç para maaş alıyorsunuz? Bu dünyanın en kalabalık korosu ve dünyanın en acıklı şarkısını söylüyor. En mağdur korosu en acıklı şarkısını söylüyor. 10 bin diyor. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret kuralı hiç değişmeseydi, hiç sizinden uğraşmasa, hiç ilişmeseydi size, bugün 1,5 emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama bugün 0,6. Yani normalde 26 bin lira olan hakkınız 10 bin liraya düşmüş. Basit bir karşılaştırma. Bütün hesaplar şaşar. Altın hesabı şaşmaz. En düşük emekli maaşı Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 çeyrek altın almıyor. Yani 5,5 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Biz emekliye TÜİK'e göre, enflasyona göre zam vereceğiz dediklerinden ve TAY ve TÜİK emeklinin hakkına girdikten beri her gün kaybede kaybede buraya geldi. TÜİK ne demek? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu demek. Tayyip'i üzmüyor ama
Tayyip'i üzmüyor ama emeklileri üzüyor. Emeklileri perişan ediyor. Bundan 6 yıl önce bayramlardaki ikramiye 1000 liraydı. Az dedik. Biz demiştik ki 2015'te kim demişti? Kim demişti? Hatırlayalım, bir alkış yollayalım. Kemal Kılıçdaroğlu demişti. İşte 2015'te biz söz verdik, yapamazsın dediler. 1 Kasım olduğunda biz de vereceğiz dediler. Ve 2015'te 1000 lirayı vermeyi, daha doğrusu ikramiyeyi vermeyi söz verdiler. Ancak 2018'e kadar 3 Ramazan, 3 Kurban sizin hakkınızı yediler. 6 kere vermediler. Sonra 1000 lira verdiler. O beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz 1000 lira 2018'de 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 4 Nisan'da vereceği 3000 lira 6 kilo kıyma alıyor. Yani son 6 yılda sadece bayram ikramiyesinden 18 kilo kıyma çalınmış durumda. Bayram günü kurulacak sofradan, dolabınızdan, evladınızın, torununuzun kursağından 18 kilo kıymayı sadece bayram ikramiyesiyle çalmış durumdalar. Şimdi şunu düşünmek lazım. 1 kilo kıyma için, 1 kilo kıyma için sabahın 4'ünde kuyruğa geçiyor insanlar. Aydın'da bunu İstanbul yapıyor, bunu Ankara yapıyor. Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Topuklu Efe. Tanıyor musunuz, seviyor musunuz? Kendi yetiştiriyor, kendi kestiriyor. Belediyenin halk kasaplarını açıyor. Yarı fiyatına et veriyorlar. Ankara'da, Aydın'da, İstanbul'da 1 kilo et için metrelerce kuyruk oluyor. Şimdi kim kime 1 kilo bedava kıyma veriyor ama sizin bayram ikramiyenizden 18 kilo kıyma kayıp. O yüzden şunu söyleyeyim Edremit'teki bütün emeklilere. Bir çeyrek altın kaybetseniz, cebinize koysanız eve gittiniz yok. Dönüp o kaybettiğiniz çeyrek altını bütün Edremit'te aramaz mısınız? E şimdi bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Nerede kaybettik? Biz bunu bir seçim sandığında kaybettik. Nerede arayacağız? Pazar günü sandık başında arayacağız. Ben 1,5 ay önce emeklileri davet ettiğimde emekliler, Özgür Efendi sizi kışkırtıyor diyordu. Diyordu ki ülke %4,5 büyüdü, herkesin keyfi yerinde diyordu. Sonra diğer liderler de konuştu. Köşe yazarları yazdı, gazeteler bastı, televizyonlar yayınladı ve artık herkes emeklinin sesini duydu. Ne oldu şimdi? Şimdi önce bir çalışma yapacağım dedi. Grup başkan vekilleri cumartesi günü Ankara'yı bekleyin dedi. Olmadı, pazar İzmir mitingini izleyin dediler. Şimdi çıkmaz ayın son perşembesini ertelediler. Beşli çeteye para var, saray müteahhitine para var, yandaşa para var, uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, yazlık saraya para var. 1500 odalı sarayda 5 maaşlı yandaşlara para var, emekliye gelince para yok. Emekliler, madem ki para yok, 31 Mart'ta AKP'ye oy yok. Hep beraber sesimizi duyuracak mıyız? Evet. Emekliye acımayana sandıkta acıyacak mıyız? Evet.
Hesabı soracak mıyız? Siz böyle yaparsanız işte o zaman gerisini onlar düşünsün. Onlar emeklileri küçük görüyorlar. Hakir görüyorlar. Yukarıdan bakıyorlar. O küçücük şeyler ömürleri çalışmayla geçmiş birer karıncalar. Karıncalar birlikte olursa, yan yana durursa, peş peşe yürürse küçük küçük karıncaların yapamayacağı iş, taşıyamayacağı yük, kazanamayacağı savaş yoktur. Ben ömrü çalışmakla geçmiş kahraman karıncalara diyorum ki sizi ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve sadece emekliler değil elbette, alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çocuğunun çocuğunun rızkını çıkaran zeytinciler, çiftçiler var burada. 19 lira oldu mazot, 4 liradan geçen sene perişan oldunuz. Düşüreceğim dedi, mazotu 44 lira yaptı. Yatağa, kotraya, gemiye, gezinti teknesine ÖTV'siz veriyor, size 44 liraya mazot veriyor. Destekleme hakkınızı, %1 hakkınız 260 milyar 80'ini veriyor, 170'ini yandaşlara dağıtıyor. Zeytine, tane zeytine prim diyoruz, sesimizi duymuyor. Suriye'den gelen ucuz zeytinyağlarıyla piyasayı bozuyor. Kötü yıllarda fiyat yükseliyor ama üretici hiçbir zaman mutlu olmuyor. Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil. 31 Mart seçimlerinde hep beraber şurada vardı Göster abi, gençlere gelecek vermeyen sarı kartı alır diyor. Emekliler için de AK Parti'ye geçmişte oy vermiş kim varsa eninde sonunda ekonomiyi bu hale getirene, tencereyi boş bıraktırana, çevreyi yeşili katledene ve gençlere gelecek vermeyene sarı kartı göstermenin günü 31 Mart'ta sandığın başıdır. Hepinizi sandığa bekliyoruz. Atanamayan öğretmenler var. Onları Tayyip Bey atamıyor. Kusuru sırtlarına vuruyor. Atanamayan öğretmenler. Staj mağdurları var. Staj mağdurları. Çıraklık yapmış, staj yapmış, sigorta başlangıç tarihi o gün kabul edilememiş. Onların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Ve bugün burada bir grup kahraman var. Ayvalık'tan gelmişler. Emekli astsubaylar kafalarında bereleriyle ömürlerini vermişler bu orduya. Yürekten alkışlıyoruz onları. Emekli astsubayların, emekli astsubayların inanılmaz sorunları var. Şimdi burada kim var? Umut Akdoğan var. Önceki il başkanınız Serkan Sarı var. Ensar Aytekin var. Şimdi Umut Bey, Serkan Bey, emekli astsubayların sorunlarının araştırılması için bir araştırma önergesini hazırlıyoruz. Meclis açılır açılmaz ilk hafta meclis gündemine getiriyoruz. Hangi sorunları, hangi dertleri varsa meclis kürsüsünde dile getiriyoruz. Gerekirse oylatıyoruz, gerekiyor oylatıyoruz. Sonuç alırsak alıyoruz, almazsak bütün emekli astsubaylarla bir koca miting yapıyoruz. Anlaştık mı? Bakın,
Buralarda, meydanlarda birlikteyiz. 1 Nisan'dan sonra yerel seçim gündemi geçecek. Ama emeklinin gündemi, astsubayın gündemi, atanamayan öğretmenin gündemi, staj mağdurunun gündemi, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız. Meydanlara alıştık, hep beraber meydanlarda olacağız, hakkımızı söke söke alacağız. Şimdi bir yandan da emeklilerle ilgili son bir şey söyleyeyim. Sonra biraz yerel seçimde kapanışı yapalım. Aksaray MHP milletvekili, Cumhur İttifakı'nın milletvekili demiş ki eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar demiş. Bak, emekliler ömürleri boyunca çalıştılar, bu millet için didindiler. Astsubaylar ölümü göze aldılar. Öğretmenler tebeşir tozu yuta yuta astım oldular. İş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları, bu emeklilerin şimdi rahat etme zamanındayız. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e, en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler simit satsın diyor. Emekliler bekleyin. O MHP'li milletvekiline de, size hakkınızı vermeyen AK Parti'ye de 31 Mart'ta 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da. Tabii Edremit'te Mehmet Ertaş başkanımız uzun yıllar belediyede çalıştı, mecliste çalıştı, başkan vekilliği yaptı, uzun yıllar görev yaptı. Çok kıymetli bir esnaf abimiz. Mehmet Ertaş herkesin gönlünde yer kurmuş bir abimiz. Ahmet Akın'la birlikte çok önemli bir göreve, Edremit'i ayağa kaldırmaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza çalışmaya talip. Mehmet Ertaş'ı seviyor musunuz? Biz de seviyoruz. Biz de ona güveniyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ayrıca nerede Hasan abi? Önceki dönem milletvekili geldi gitti. Biraz önce sizleri selamladı. Şu anda Edremit'in adayı, kendisi yeniden aday olmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir parti olduğunu, yani aday gösterilince CHP'liyim, gösterilmedim başka partideyim demediğini, var gücüyle partisi için çalıştığını ve Mehmet Ertaş başkanımın arkasında durduğunu hep beraber gördük. Gerçek partili duruşu için Selman Hasan başkanıma teşekkür ediyorum. Adayımızın elini Hasan Aslan'la birlikte kaldırıyoruz. Hasan başkanım partilinin gereğini yapmıştır. Gerçek Cumhuriyet Halk Partili böyle olur. Sağ olsun, var olsun. Şu taraf sizi bir istiyor. Gel. Bu taraf istiyor diyor, bir de şöyle gelin. Gel Hasan başkanım. Bir de şöyle gelelim bakalım. Şimdi Ahmet Akın, gel buraya bir bak. Ahmet Akın cana yakın geldi buraya. Bakın. Edremit, 2019'da kalan yarım şarkıyı tamamlamaya, o güzel hikayeyi tamamına erdirmeye, Ahmet Akın'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız? Sizden ricamız, kararsız vardır, hasta vardır, yorgun vardır, küskün vardır, sandığa varmaya niyeti yoktur. Onları Ahmet bilemez, biz siz bilirsiniz. Yorgunu, küskünü, kırgını, hastayı bulup koluna girip sandığa götürmeye hazır mıyız? Bu seçimi alıyor muyuz?
Bu seçimi kazanın, Ahmet Akın'ın bir acı kahvesini içmeye hep birlikte gidelim. Diyorlar ki, şöyle iki yanımızı alalım. Mehmet Başkan gel böyle. Ahmet Başkanım sen bu yana. Diyorlar ki bir oy Ahmet'e, bir oy Mehmet'e. Nasıl bağırıyorsunuz? Karşımızda daha dün iş adamlarını tehdit eden Korku İttifakı'nın adayı var. Biz Umud'un adayıyız. Biz Umut İttifakı'yız. Biz güzel sözün, biz hizmetin, biz yüzleri güldürmenin adayıyız. Karşımızda Hüdapar'la kol kola girmiş, MHP ile her geçen gün biraz daha tehdit eden, biraz daha insanların huzurunu kaçıran Korku İttifakı'na karşı biz Türkiye İttifakı'yız. Türkiye İttifakı sadece sosyal demokratlardan değil, Türkiye İttifakı milliyetçi demokratlardan, haramdan ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratlardan, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu milleti oluşturan herkesten oluşur. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkesdir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca gözyaşı döken herkesdir. Türkiye İttifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Mehmet Başkan kazanacak. Mehmet Ertaş kazanacak. Edremit kazanacak. Ahmet Akın kazanacak. Balıkesir kazanacak. Ahmet Akın kazanacak. Balıkesir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Ben Balıkesir'deki herkesi artık bu yönetim değişsin, yüzler gülsün, elimizden tutsun, yüzümüzü güldürsün diyen herkesi bir başka partiye değil, başka partiye oy verilirse AK Parti kazanır. CHP oy verilirse Ahmet kazanır. Ahmet kazanınca herkes kazanır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Edremit, ta en arkadan en öne. Hep birlikte kuvvetli alkışlarınızı duymak istiyorum. Pazar günü sandıklar açıldığında Mehmet Başkan'ı Edremit Belediye Başkanı göreceğiz. Sandıklar açıldığında Ahmet Akın'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı göreceğiz. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel mi güzel?